Toplumsal tepki, işte. toplumsal tepkiye baktığımızda da mesela 2001'de neydi? Başı sonu belli, adı sanı belli bir ekonomik kriz vardı. Ve tepki gösterenler, isyan edenler, yazar kasa fırlatanlar ya da işte sokağa çıkan insanların, insanlar ekonomideki bu gidişatı, fakirleşmeyi, endişeyi, kaygıyı, korkuyu yansıtıyorlardı. Ve başka bunun üstüne söylenebilecek, hayır öyle değil böyle diye gösterilebilecek bir tablo yoktu. Yok. Ama şimdi diyor ki Osman Selfe pek çok kişi, bu durumun doğurduğu toplumsal tepki bu kutuplaşma ortamında ve bu kimlik siyaseti sarmalında, girdabında bu toplumsal tepki e, iktidar tarafından nasıl görülecek, etiketlenecek, nereye çekilecek, ne gibi sonuçlar doğuracak? Kestirmek güç diyor. Böyle bir tehlikenin altını çiziyor. E tabii ki bu doğrudan. Şimdi bak yürüyor insanlar. O kadar ucube bir rejimdeyiz ki. Hükümet istifa diyorlar değil mi? Evet. Bu bir hak mıdır? Hak. Değil mi? Bir şeyin, bir mitingde, bir gösteride, bir yürüyüşte hükümeti istifaya çağırmak haktır. Ama orada bir yanlış var. Hükümet diye bir şey yok ki. Hükümet yok. Şimdi bakın o kadar tehlikeli bir noktadayız ki Türkiye'de ilk defa insanlar sokağa çıkarak devlet başkanını istifaya çağırıyorlar. Ya devlet başkanı istifa eder mi? Cumhurbaşkanı devletin başkanı. Başkomutana diyoruz ki istifa et. Sokakta insanlar yürüyor. Bakın niye birleştirdiniz kardeş? Devlet dururdu. Kötü giden yönetim 2001 krizinde herkes insanlar yine bağırdı. Yazar kısalar atıldı bu ülkede. Hükümet istifa edediler. hükümet gider, değişir. Devletin yapısı biz hepsini birleştirdik. İşte AK Parti MKYK'da faiz kararlı alıyor. Çok önemli nokta ben, bu. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı hmm. tarihimizde ilk defa insanlar devlet başkanı istifa çağrısı yapıyorlar. Ya devletin başkanı istifa eder mi? Evet. Ama ayırsalardı işte Bahçeli'ye sormak lazım bunu. O getirdi bu projeyi. Başımıza o bu derdi açtı. Devlet başkanı ayrı, hükümet başkanı ayrı olsaydı ben sokaklara çıkıp gayet rahat bir şekilde evet. istifa et kardeşim derdim. İstifa et. Bu her gün benzine zam olur mu? Ayıp derdim ya. Cebimizde para kalmadı derdim. Hı hı. E şimdi ikisini sen birleştirdin. E insanlar ne yapıyor? Devlet başkanı. Ya ne kadar ayıp bir şey. Bir ülke kendi devlet başkanını istifaya çağırıyor. Devlet başkanı, başkomutan. sıfatlarına bak. E sen rejim işte. Büyük bir rejim kriziyle karşı karşıyasın. aynı zamanda parti başkanı. E aynı zamanda olmaz işte. E bunu koyduğun zaman nedir? Şimdi CHP miting yapacak. Değil mi? Evet. Ne, evet. kime Kimi istifaya çağıracak? Devlet başkanı mı? Devlet başkanı istifaya çağrıldı mı? Rejimin bakın bunlar bunlar rejimi kurgularken bunlar düşünmediler. Niye biliyor musunuz? Kasım ayında Bahçeli dedi ki anayasaya uymuyorsa biz ona uyduralım dedi. Biz Nisan ayında referandum yaptık. Yani anayasa değişikliği Aralık'ta hazırlandı. Meclisten geçirdiler. Hemen referandum. Uydur. Ya üzerinde konuşulmadı bile. Konuşturmadılar. Olağanüstü hal de vardı. Evet. Hayır dedi. Ya bunlar bak bir gün başımıza böyle bir şey gelirse ne yapacağız değil mi? Ben şimdi utanıyorum devlet başkanına istifa ettim. Çünkü orada Türkiye Cumhuriyeti devlet başkanı. Yı. Bindiği araçta forslar var. Bayrak var bayrak. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrak var. Ama başbakanın bindiği makam arasında bayrak yoktu. Valinin vardır. Devleti temsil eder. Büyükelçinin vardır. Cumhurbaşkanının vardı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı vardı. E peki başbakana ben yok çekme hakkına sahibim, değil mi? Yoklama hakkına sahibim. Bakın Anayasa Mahkemesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyor ki siyasetçileri haddini biraz aşan dozda bile eleştirebilirsiniz diyor. Hı. Yani bana yaptığın eleştiriyi, bana yaptığın şeyi siyasetçi bir kast daha fazla yapabilirsin o siyasetçi diyor. Hı. Tamam. Peki şimdi Cumhurbaşkanı'na ne diyeceğiz? O aynı zamanda başbakan. Cumhurbaşkanı yürütmüyor. Ne diyor? Te ben tek kişilik hükümetim diyor. Ben de tek kişilik hükümetin uygulamasını beğenmiyorum. Ama o tek kişilik hükümet Cumhur Devlet Başkanı'nın makam arasıyla geliyor. For Türkiye Cumhuriyeti bayraklarıyla. Peki halk toplanıp yuh çekse ayıp değil mi? Ç yani kime çık yapacak? Cumhurbaşkanı hakaretten adamı tutuklarla içeri atarlar. Evet. Ne diyeceksin? Ben Cumhurbaşkanı çekmedim kime çektim hükümete çektim veya AK Parti Genel Başkanı. Ya bir şeyi kurarken insanlar oturup böyle Bahçeli, MHP'liler, AK Parti'ler mecliste bunu konuşurken e zaten belki böyle olmasını istedikleri için kurguyu da öyle yaptılar. Bunların önünü kesmek için. O da olabilir. Yani e, ama istedikleri o, e, şey zaten bu ama, değil mi o, daha ne olsun? Ama o zaman bak her geçen gün zam yapıyorsun, her geçen evet. gün milleti eziyorsun, her geçen gün şey yapıyorsun. Toplumda bir iki baskı 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 bir yerde patlar mı bu insanlar? Ee, yani? Ama Aa, bakın yeter işte artık o patlayan yani. o patlayan şeye, Bak, e, isyanı, benzinin, öfkeye... Benzinin zammının ne kadar sonra bize yansıyacak? Ne kadar sonra? İki gün sonra, üç gün sonra yansıyacak. Çünkü benzin arttığı için adam hemen etiketi değiştirecek. Her şey ikincil etkileri. Tabii tabii. Benzin zammı. Hmm. Tabii etkileri değiştirecek. Yani. Tabii. E, fakat şimdi bunlar söylenirken... İnsanlar da isyan ederken, hükümet istifa diye sokağa çıkarken gelen tepkilerden, iktidar kanadından, AKP, MHP. Bakın bir iki örnek paylaşayım. Biri Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Oktay Saral muhalefete diyor ki bilimum muhalefet, hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kata bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkenin bekasına kastedilir? Siz hükümeti değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz yazıklar olsun. Şimdi siz ülkeye muhalefet ediyorsunuz derken şimdi aslında az önce i̇şte siz söylediğiniz şeye geliyoruz. Birleştirirsen her şeyi karşı çıkmak ülkeye muhalefet oluyor. Hadi oradan müptezeller diye seslenmiş. Dün sosyal medyada belki dikkatinizi çekmiştir şu da. AK Parti Gençlik Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Danışmanı Yusuf Özol sokağa dökülen hadsizlere 15 Temmuz'u hatırlatırım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir kelimesine bakar sokakların dolması haddinizi bilin demiş. Sonra... Bunu tabii sonra bu paylaşımı sildirdim. Ne demiştin? Sildi. So sokakların dolması. Tabii Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir kelimesine bakar sokakların dolması. Haydenizde bilirim diye. Yani protesto. Biz de karşısına halkın karşısına halkı çıkarmak. Tabii. Bu, tabii. bu büyük bir projedir biliyorsunuz. Tunus'ta bu denendi. Temsilere karşı. Mıs Yok. Tunus'ta. Tunus'ta. Tunus Oradan çıkmadır ve onun karşısına öbür bir, bir halkı çıkartırsınız. Bunu ne yaptılar? Gezi eylemleri sırasında da. Gezilerin karşısına miting yapıyoruz diye. AK çık. Ama şimdi durum çok farklı. Şimdi AK Partililer gidip bakkaldan yumurta almıyor mu? Et, et yemiyorlar mı onlar? Yemiyorlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir sözüyle sokağa dökülecek milyonlar bulamazlar mı? Ne dedi? Ne yapacaklar? Bravo, benzin zammı yaptı. <laughs> ne kadar iyi oldu diye. Öyle mi diyecekler? Evet, şimdi. Veya biz yabancılar yabancı şeylere karşı neydi? Dış mihraklara karşı devletimizin yanındayız. Dolardan şöyle olsun böyle mi olsun diyecekler. Ve fakirliğe razıyız. Biz fakirlik istiyoruz mu diyecekler. Evet. Kim bilir. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı um, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Erdoğan şahsın hükümeti diye başlayarak. CHP'den hemen sandık mitingleri haberi var bugün gazetelerde. E, CHP lideri 4 Aralık'ta Mersin'den başlayarak mitingler düzenleyeceklerini açıkladı. Hodri meydan dedi, haydi meydana dedi ve seçime zorlamak için seni elimden geleni yapacağım diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı? İstersen biz bunu geçmeden önce Erdoğan'ı versene. Ben çünkü diyorum ki <laughs> evet. CHP'nin bir tek şey yapsın. bugün yazımın sonunda Yeri da geldi şimdi ha. göreceğiz. Çıkıyorum. Diyorum ki hmm. çıkın meydanlara Erdoğan'ın o gün söylediği sözlerle aynı cümlelerle konuş bakalım ne cevap verecek. Evet şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce konuştu. Ee... Erken Yine böyle ekonomik kriz yaşadı. Işte 2001 ekonomik kriz. Krizi. Zaten krizin krizi. o, o dönem. O dönem. Ne demişti seçim konusunda, erken seçim konusunda o günün koşullarını.